Evet hocam, bir diğer sorumuz da şöyle geliyor. Otorite bize her şeyi yaptırabilir mi? Kendi değerlerimizle çelişse dahi otoritenin dediğini yapar mıyız? Örneğin Milgram deneyi düşünülebilir demiş. Evet, Milgram deneyi meşhur bir deney. Bilmeyenler YouTube'da falan videolarını bulabilirsiniz açıklamalarını, ama çok kısaca bir odaya alınan bir deneye katılan diğer denekler bir otorite figürü doktor eşliğinde elektrik şoku veriyorlar. Normalde diğer odada elektrik şokunu alan kişi de bir oyuncu. Aslında deney ekibinin bir parçası. Fakat insanlar ona aldıkları direktiflerle gittikçe artan elektrik şokları veriyorlar. Birçok insan acı verecek düzeyde elektrik şoklarına varana kadar sırf kendisine emredildiği için karşıdaki masum deneye bu elektrik şoklarını verebiliyor. İşte bu deneyler böyle dramatik olarak, biraz da karikatürize olarak internette anlatılıyor ama o deneylerin asıllarına baktığınızda orada çok anlatılmayan şeyler de var. Mesela gerçekten deneklerin önemli bir kısmı otoriteye uymayı reddediyorlar. Çok ısrar edilmesine, hatta yaptırım tehditleri savunulmasına rağmen insanlar o şoku vermeye de biliyorlar. Ama bazıları, onlar daha yatkınlar otoriteye uymaya. Bunlar kolaylıkla anahtarı çevirip işte 400 volta kadar falan elektriği karşı tarafa vermekte bir beis görmüyorlar. Rahatsız oluyorlar bunu yaparken ama sonuçta ne yapalım ya, otorite böyle dedi falan diyorlar. Bunun maalesef gerçek hayat yansımaları çok korkunç. Bunu günlük hayatımızda hep görüyoruz da ben şu anda yakın zamanda karşılaştığım örnekleri verip hani politik olarak çok doğru olmayan bir şeyler anlatmak istemiyorum. O yüzden daha uzak örnekler vereyim ki zararsız olsun. Mesela Nazi Almanya'sında efendim Yahudiler ve bazı azınlık grupları kamplarda toplandı ve bu insanlar üzerine hem korkunç işkenceler hem deneyler yapıldı. Deneyler yapılırken işte savaş suçları mahkemesinde yargılanan bazı savaş suçları, ki bunların arasında doktorlar, hemşireler, sağlık görevlileri vesaireler de var. Oradaki deneyimlerini anlattıkları oturumlar gerçekten ürpertici şeyler içeriyor. Ve yani bir insan bunu nasıl yapabilir diye dinlerken kendi kendinize soruyorsunuz. Çünkü bu işte ailecek insanları, yüzlerce insanı gaz odalarına atıyorlar ve onlara çok zehirli gazlar vererek orada öldürüyorlar. Çırılçıplak bütün elbiselerini dışarıda bıraktırıyorlar vesaire. İşte Schindler'in Listesi falan gibi filmlerde görmüşsünüzdür. Fakat bu sırada bir camın arkasından orada ölen insanları, çoluk çocuk, kadın erkek ölen insanları seyreden ve orada gözlemci olarak bulunan insanlar, bunlar genellikle akademisyenler, doktorlar falan, sakince sanki bir hayvan deneyi izlermiş gibi notlar alıyorlar. İşte efendim o insanların hava almak için birbirlerini nasıl tırnaklarıyla parçalayarak üste çıkmaya çalıştığını falan detaylı bir şekilde hem anlatıp hem notlarına yazıyorlar. Ve daha sonra insanlara bunu nasıl yaptıkları sorulduğunda ise sanki böyle bir anestezi altındaymış, böyle bir sarhoşluk altındaymış gibi. Yani herkes yapıyordu, işte o ara görevimizdi falan filan gibi bahanelerle bunu savunduklarını görebiliyorsunuz. Daha doğrusu savunmaya çalıştıklarını görebiliyorsunuz. Bütün bu hikayeler bize insanın maalesef çok nahoş bir tarafıyla ilgili bir bilgi veriyor. Nahoş tarafı da şu, daha önceki videolarda da beyan ettim. Biz ileri düzey bir sosyal varlık olmanın yanı sıra sürü halinde yaşayan diğer canlıların o sürüye uyum özelliklerinin birçoğunu da paylaşıyoruz. Şimdi sürü yapısına bakarsanız, sürü yapısında bir alfa erkek vardır mesela. Bu alfa erkek önderdir. Sürünün nereye gideceğini, nasıl davranacağını, kimle kavga edeceğini, nasıl genel bir davranış örüntüsü sergileyeceğini belirler aslında. Ve o canlı grubunun da sıhhati, hayatta kalması bu alfa erkeğin kararlarına kayıtsız şartsız bağlı hareket etmekle mümkün. Şimdi aradan birkaç tane anarşist çıkması, bilmem ne olması o düzeni bozacağı için mesela maymunlarda falan bunlar çok şiddetli cezalandırılırlar. Bu alfa erkeğe yamuk yapan hemen bertaraf edilir, klandan atılır vesaire. Öyle mekanizmalar işler. Ve kayıtsız şartsız bir şekilde o sürünün davranışına ya da o klanın davranışına uyabilmek o canlıları hayatta tuttuğu, hayatta kalma şanslarını arttırdığından nesiller boyunca da tercih edilen ve seçilen özellik bu yönde olur. Ve bizim geçmişimiz de aynı böyle bir yerden geldiği için bugün içimizdeki birçok insan, bizler de dahil olmak üzere, sağlam bir otorite figürüne ne pahasına olursa olsun boyun eğme güdüleri taşırız. Ta ki sorgulayan zihnimiz devreye girene kadar. Şimdi sorgulayan zihin maymunlarda, sıçanlarda falan pek görebildiğimiz bir zihin tipi değil. Ama maalesef insanda da artık çok sık görebildiğimiz bir zihin tipi değil. Çünkü bu kadar karmaşa arasında insanlar tutup da ya bir dakika bu gerçekten doğru mu? Ben ne yapıyorum? Vatan millet Sakarya diyorum, işte benim görüşüm diyorum, benim dinim, benim inancım, benim milletim diyorum. Acaba hakikaten bunu derken doğru bir şey mi yapıyorum sorusunu çok fazla sormayabiliyorlar. Böyle olmayınca da
ortada bir hareket olunca herkes bir anda cümbür cemaat kendini o hareketin içinde bulabiliyor. Normalde insan öldürmenin hani korkunç bir şey olduğuna inanan birileri savaş anında yüzlerce insanın gözünü kırpmadan öldürebiliyor. Hatta bir düğmeye basıp milyonlarca insanın ölümüne sebep olabiliyor. Bununla ilgili çok enteresan bir gözlem var. İkinci Dünya Savaşı sırasında karşılıklı iki tane kazanmış siperde savaşan askerler birbirlerine sürekli tabii ateş ediyorlar. İşte çıkır çıkır ateş ediyorlar. Arada mola veriyorlar vesaire. O sırada siperlerden birindeki askerlerden bir tanesi siperden kalkıp bir nedenle koşmaya başlıyor. Ve koşarken de pantolonu düşüyor. Yani koşarken bacakları çıplak kalıyor. Sadece iç çamaşırıyla kalıyor. Ve oradan koşarak kaçarken karşı siper, düşman siperdeki komutan vurulmasını emrediyor. Herkes silahlarını doğrultuyor. Çoğu keskin nişancı olan askerlerin hiçbirisi o kaçan askeri vuramıyor. Vuramama sebebi şu. Üzerindeki üniforması düştüğü için artık onların gözünde bir düşman askerinden ziyade zavallı, incinebilir bir insan var. Ve bu insanın hiçbirisi vurmak, o suça ortak olmak istemiyor. Eğer bir otorite size kötü bir şey yaptıracaksa, öncelikle zulmetmeniz gereken insanları sizin gözünüzde ötekileştirmesi, değersizleştirmesi ve öldürmeye değer bir şekilde etiketleyebilmesi lazım. Şimdi günümüzün dünyasında bunu çok kolay yapabiliyoruz maalesef. İşte sosyal medya falan da buna çok yardımcı oluyor. Bir öteki belirlediğinizde artık o ötekine karşı verilen her türlü kötü emir, yapılan her türlü zulüm meşrulaştırılabiliyor. Ve maalesef insan zihni böyle bir bahane bulduğunda, tepesine de kuvvetli bir otorite figürü koyduğunuzda ya da bir otorite sistemi kurduğunuzda her türlü kötülüğü bile isteye, amaçlarına hizmet ediyormuş havasıyla ve gerçekten büyük bir amaç doğrultusunda olduğunu düşünerek yapabiliyor. Otoriteye ikna olmak ve onunla beraber hareket edip de yıkıcı bir güç oluşturmak bizim türümüzü üstün kılan özelliklerden biri. Mesela bu sayede insanlar inançlar, hikayeler etrafında toplanıp devasa medeniyetler kuruyor. Ama aynı zamanda yaptığımız en büyük zulümlerin de kaynağı. Dolayısıyla burada her bir insanın bir dakika arkadaş ben bunu nereden biliyorum, ben buna niye inanıyorum, bu emire itaat etmeli miyim, bu benim bulunmam gereken bir yer mi sorusunu sık sık sorma antrenmanı yapması çok elzem. Çünkü hem büyük işler, büyük medeniyetler kurabileceğimiz hem de dünyayı tarumar edebileceğimiz bir güç işte burada yatıyor. Bunun da anahtarı her birimizin kendisini bir sağlam kontrol etmesinde ve devamlı olarak bu kontrolü alışkanlık haline getirmesinde yatıyor.